arkadaşlar uçaklar geldim. Outlet şeyine geldim. Outlet AVM değişik bir yer. Yani AVM gibi AVM aslında da üstü açık sadece. Dükkanların olduğu ve havalimanının dibi olan. Burada zaten Air Canada'yı üzerinden görebiliyorsunuz. Uçaktan da anlaşıldığı gibi. Bir direktör giderseniz havalimanına varıyorsunuz. Yani downtown'a göre fiyatlar bir kez daha gelmiştim. İlk ayımda gelmiştim. Burada ikinci ay. İlk ay geldiğimde çok yağmur yağıyordu. Çok bir şey yapamadım. Şimdi en azından pazar bugün belki kalabalıktır ama en azından size bir outlet'i göstermek istiyorum. Dediğim gibi Kanada Line'la downtown'la buraya 20 dakikada falan gelebiliyorsunuz. Çok şey değil. Zaten ilk ay Richmond'da oturduğum için biliyordum şeyi. Yani yakınlığını gelmiştim ve downtown'a göre fiyatlar iyiydi yani, kötü değildi. Ben çok bir şey bulamasam da o zamanlar. Yani fiyatı downtown'la karşılaştırdığınız zaman zaten böyle mantıklı oluyor. Yoksa yine çevirirsek çok da bir şey görmemiştim. O zaman bakalım şimdi ne göreceğiz. Arkadaşlar mekanın adı bu. 2-3 marka böyle yazıyor tabelanın altında. Şimdi zaten içeri doğru gireceğim. Dükkanlar böyle. Üstü açık markalar. Bilmiyorum şeylerin tasarımını beğendim. Yani ev gibi duruyor. Şöyle haritada bakalım neler varmış. Fikir vermez adına. Her şeyi görebiliriz burada çünkü. Kendim kadayım. Arkadaşlar mekanlar genel olarak böyle. Şimdi içeri girdiğim zaman da biraz fiyatları göstermeye çalışacağım. Birkaç bakmak istediğim şey var. Onlar hakkında da en azından bir göstermiş olurum. Genel bir fikriniz olur. Nasıl bir şey, fiyatlar nedir diye. Arkadaşlar Tommy'deyim. Belki gömleklerin fiyatını görüyorsunuz. Çok kaliteli bir şey göremedim. Mesela 119 dolar. Enteresan renkler. Bakalım Gap'te Maps'e maviye gireceğim. Oralarda fiyatlar ne alemde. Arkadaşlar bu mavideki koltuk fiyatı. Şimdi bunu deneyeceğim. Dostlar şimdi maviden çıktım yani ama beğenmedim. Hoşuma gitmedi, çok boldurdu. O yüzden şu an şimdi Skechers'a gideceğim. Oradaki fiyatları da göstermiş olayım. Skechers'ı da merak ediyorum. Bir bakalım orada fiyatlar ne? En azından bir genel bir fikir, genel bir ayakkabıdır, şudur mudur. Hepsini bir yansıtmaya çalışayım. Bakalım orada neler var. Arkadaşlar Skechers'teyiz. Gördüğünüz gibi modern fiyat var. Değişiyor. Ama şöyle beğendiğim bir şey. Evet, yani kabul edebilir bir fiyat. Yani TL'ye çevirmezsiniz. 76 TL olarak düşünürsek. Gayet, bilmiyorum Türkiye'deki fiyatlarını bu arada. Hiç bakmadım. Ama fikir vermesi adına. Arkadaşlar benden bu ayakkabıdan var ve geçen sene 300 küsürü almıştım. Mesela bu çok uygun. 62 dolar. Hani 3'e çarparsanız hani 200 bile etmiyor. 180 yani 185 o civarlarda falan geliyor. Daha geldi işte bu. Yani Skechers alınabilir mi? Arkadaşlar Nike tıklım tıklım. Fiyatlar böyle çünkü 50 dolar 60 dolar ayakkabılar var. Bayağı gelen var yani, bilmiyorum ben çok bir şey göremedim ama tıklım tıklım. Tek tıklım tıklım ucuz gördüm yani burası. Yani fiyatlar böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Nike tat vermedi. Çok kalabalıktı, ucuzdu da. Yani böyle çok güzel dediğiniz bir şey görmedim yani ayakkabı olarak. Yani outlet sonunda çok da bir şey
gün sonunda çok bir şey beklememek lazım. Skechers'a değerdi ama. Skechers'lar güzeldi ve ucuzdu. Skechers'lara eyvallah. Kabul. Arkadaşlar Levi's'tan çıktım. Oradan bir bere aldım. İşte 25 dolar civarıydı. Şimdi Gap'e giriyorum. Bakalım Gap'te durumlar ne durumda? Kayda değer bir şey var mı, yok mu? Bakalım. Mesela bu 150 hali. Şimdi pantolonlar da 60 dolar. Fiyatlar böyle. Arkadaşlar Gap 100 güldürdü. Yani 40 dolara kapşonlu bir Gap alacaktım. Kasada yani 40 dolar yazıyordu indirimli fiyatı. Kasada 25 dolara ödedim enteresan bir şekilde. Şaşırdım. Bir iki kere kontrol ettim fişleri. Acaba ben mi yanılıyorum falan diye. 25 dolara Gap kapşanlı sweatshirt aldım. Yani Gap gerçekten bir outlet izlenimi verdi yani burada. Bir tane de Levi's'tan beri almıştım zaten. Bakalım başka ne var? Fena değil ya. Ya bazı markalarda bulur, denk gelirsiniz işte benim gibi bugün. Arkadaşlar Michael Kors'tayız. Çantaların fiyatları böyle. Çok anlamıyorum ama ablamlar için bakıyorum şu anda. Mesela ne var burada? Cüzdan 148 dolara böyle bir cüzdan var. Hani renkleri var filan. Kadınlar, kızlar merak edenler varsa. Mesela bu çanta 278 dolarmış. Bakıyorum böyle ki hani en azından anlayanlar en azından Türkiye'yle karşılaştırabilir diye. Arkadaşlar şimdi Kolombiya'ya da giriyorum, çıkıyorum artık. Yoruldum. Botlarla zor oluyor. Yani güzel değişik şeyler var. Kesinlikle değmeyecek şeyler de var. Skechers mesela iyiydi, Gap iyiydi. Nike eğer ki beğeniyorsanız iyiydi, ucuzdu. Zaten sıra var hepsinde. Bayağı kuyruklar vardı. İşte Nike'de bilhassa. Umarım faydalı olmuştur. Hani burası Richmond'a giderken havalimanının dibi. Bir durak sonrası Bridgeport'ta aktarma yapıyorsunuz. Ya Richmond'a gidiyor ya havalimanına gidiyor metro, Skytrain. Oradan Bridgeport'ta aktarma yapıp da gelebiliyorsunuz. Ya da havalimanına gidene binip de gelebiliyorsunuz Canada Line'da. Yakın. Hani ben de burayı göstermiş olayım. Bir fikir olsun insan geleceklere. Outlet'ten bu kadar. Şimdi eve gidiyorum. Kendinize iyi bakın.